Evet, maalesef. Oyunun 27 dakikası hiç kalemizde ne bir şut, ne bir tehlike, ne bir buna işaret bir şey görmeden ilk gelen top gol pozisyonu diyken de gol yedik. Bu tabii 27 dakika oyunu domine eden, oyunu kontrol eden, gol arayan, aşağı yukarı %65'e, %60'a 40, 35 oynayan, 65'e bir takım. Maalesef tabii burada oyunu daha zenginleştirmek, oyunu daha güzelleştirmek ve daha da morali almak için futbolun önemli unsuru olan golü bulmak zorundasınız. Hem golü bulamıyorsunuz, çok sıkıştırmanıza rağmen, baskılı oynamanıza rağmen, oyunu iyi oynamanıza rağmen. Hem de ilk gelen top pozisyon değilken gol yerseniz bu bütün takımı sarsar açıkçası. Buna rağmen ikinci yarı tekrar iyi başladık bence. Yine oyunu büyük bir bölümünü çok hakim götürdük. Ta oyunun son 10 dakikasına kadar. Oradan sonra mecburduk artık oyunu başka türlü oynamaya. Ancak olmadı, yapamadık golü. O 94'teki golü de zaten artık yapacak bir şey yok. O ana kadar yapacağımızı yapmamız gerekirdi. NTV'nin de attığı başlık gibi yine mağlup olduk. Hocam aslında az önce Albert Riera ile de konuştuk benzer konuyu. Manchester United karşılaşmasında olduğu gibi bugün de rakip kaleye de aslında bir üstünlük kurduk ama gol bulamadık dedi. Siz bu konunun bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Aslında gol pozisyonuna da girdi Galatasaray. Direkten dönen top bugün, 2 hafta önce, çarşamba günü. Ondan önce daha da erken golü bulmamız lazım. Arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Başka bir seviye. Türkiye Ligi'ndeki performansınız yetmez. Bu bir realite. Şimdi bize hedeflerimiz olduğu zaman ne diyoruz? Bu seneki hedefimiz gruptan çıkmak, başarılı diyoruz. Bu bizim tavrımız mı esasında? Demek ki gerçeklerle yüzleşmeyi biliyoruz biz. Ve gerçekleri ifade edebiliyoruz. Bu seviye başka bir seviye. Yani bazılarınız dizdiğiniz metiyenin bu seviyeyle bir alakası yok. Burada onu göstermek zorunda bazı oyuncular. Onun için bu bir zaman isteyen bir şey. Ha bugün Braga çok bizden önemli bir takım mı? Hayır. Ama bunu yaşaya yaşaya, bu tecrübeyi edine edine öğreneceğiz bazı şeyleri. Çünkü yetmiyor, yetmez. Hele golü bulamazsanız hiç yetmez. Yani bunu Türkiye Ligi gibi oynayamazsınız. Bizim anlatmak istediğimiz de oyuncularımıza bu. Yerinde dinlenmesini bileceksiniz, yerinde top çevirmesini bileceksiniz, aktif dinlenmeyi bileceksiniz, yerinde baskıyı. Tabii bunu bir oyuncularımız elinden geleni yaptı ama yetmez. Daha fazla olması gerekir. Bu bir futbolun bu seviyedeki doğruları bunlar. Hocam, bu maçta aynı saatlerde Kulübü Manchester United karşılaşması vardı. Orada İngiliz ekibinin bir galibiyeti söz konusu. Bugün Galatasaray'ın aldığı sonuçla birlikte gruptaki dengeler, önünüzdeki fikstüre baktığınızda 2 tane üst üste kulüp karşılaşması gözüküyor. Braga'nın arka arka 2 Manchester United karşılaşması var. Vallahi tabii artık açıkçası şansımızın zayıfladığı bir gerçek. 2 maç olmuş, gol atamamışız, puan alamamışız. Ama bu pes edeceğiz manasında değil. Ancak kovalayacağız. Olur olur, olmaz olmaz ama kovalayacağız tabii ki. Manchester zaten normal olarak herkesi yenecek kapasitede. Baştan da söylediğimiz gibi grubun favorisi ama biz bugün kazanmayı beceremiyorsak mağlup olmamalıyız. Bunu öğrenmeliyiz. Hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Atılan her golün, alınan her puanın, yenilen her golün çok çok önemi vardır. Biz buraları daha dikkatli davranmalıyız. Yani basın toplantılarında bazı şeyler söylüyorum ben ama herhalde pek takip edilmiyor. Yani 2 tane oyuncu alıyorsunuz, rüya takım. Bu kendi içimizdeki bu, biz de diyoruz ki ya rüya takım öyle olmaz, bir durun. Yani kendi içimizdeki bu abartıları, bu
bazı şeyleri değersizleştirmeyi, bazı şeyleri çok değerli gösterme işlerini artık bir ortalamaya, bir mantığa oturtmak lazım. Hocam, son olarak Amrabat'ın performansı için neler söylersiniz? Amrabat daha genç bir arkadaşımız. Öğreneceği çok şey var. Heyecanlanıyor. Doğal. Ben bugün onu 45 dakika öncesi belki neden çıkarmadım çok kişi düşünebilir ama mümkün olsa hiç çıkarmayacaktım. Kaybetmek istemem. Elinden geleni yaptı. Bugün birçok kişi iyi değildi. O da onlardan bir tanesiydi. Önümüzdeki maç daha iyi olacaktır. Peki hocam, teşekkür ederim. Ve Galatasaray'a önündeki maçlar içinde başarılar dileyelim.